Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş düzeni 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işlem alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 27.11.2019 Çarşamba günü toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iş tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Engin Altay İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri: Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer ve arkadaşları tarafından kadına yönelik şiddetin araştırılması, koruma mekanizmalarının yeterli olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla 27.11.2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerinin önüne alınarak görüşmelerinin 27.11.2019 Çarşamba günü birleşimde yapılması önerilmiştir. Evet, önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Utku Çakır Özer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bir tabloyu bir türlü değiştiremiyoruz. Erkekler tarafından öldürülen kadınların sayısı yıldan yıla artıyor. 2012'de 210, 13'te 237, 2014'te 294, daha sonra 303, 328, 409, 2018 yılında 440 ve 2019 yılının ilk 10 ayında 383 kadın öldürüldü. Özgecan Arslan'a, Helin Palandöken'e, Emine Bulut'a, Ayşe Paşalı'ya, Güleda Cankel'e, Şule Çet ve daha nicelerine birlikte gözyaşı döküyoruz. Sonra her 25 Kasım'da bu kürsüden konuşuyoruz. Bu son olsun diyoruz. Ama bir türlü son olmuyor, vahim tablo hiç değişmiyor. Bugün size Eskişehir'de iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuğba Arslan'ın nasıl göz göre göre öldürüldüğünü anlatacağım. Boşandığı eşi 11 Ekim'de sokak ortasında kasap satırıyla kafasına, kollarına ve ellerine saldırarak yaraladı Ayşe Arslan'ı. İyi kalpli, yaşama azmi hiç bitmeyen bu kadın tam 44 gün komada kaldı ancak vücudu bu acıya daha fazla direnemedi. Kadına karşı şiddeti önleyeceğiz diye nutuk attığımız gün hayata gözlerini yumdu. Değerli arkadaşlarım, vahşice öldürülen her kadının beraberinde mutlaka maalesef bir korunamama hikayesi de var. Bu acı hikayelerden ders çıkarmadan biz kadına şiddet ile mücadelede bir milim dahi ilerleyemeyiz. Bakın, 25 yıllık evli, iki çocuk annesi Ayşe Arslan, eşinden gördüğü şiddete dayanamayarak 14 Eylül 2018'de ilk tedbir kararı için başvurdu. Tedbir kararı aynı gün çıkıyor. Bir ay, iki ay uzatılıyor. Sonra 6 ay daha uzatılıyor. Bu arada boşanma da gerçekleşiyor. Bu süreçte saldırgan Yalçın Özalpay, Ayşe Arslan'a tehdit ve hakaretlerine devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, Ayşe Arslan ilk tedbir istediği tarihten korkunç saldırıya uğradığı tarihe kadar bir yıl içinde tedbir kararlarına uymayan saldırgan hakkında tam 23 kez suç duyurusunda bulunuyor. Korkuyorum diyor, beni öldürecek diyor. Babası, abisi de aynı şikayette bulunuyor. Gitmedikleri karakol kalmıyor. Başvurmadıkları mahkeme kalmıyor. Peki ne oluyor bu şikayetler? Hiç, koskoca bir hiç. Ayşe Arslan'ın sadece bu yıl yaptığı 10 suç duyurusunun 5'i takipsizlikle sonuçlanıyor. Gerekçe delil ve tanık yokluğu. Burası önemli çünkü şu anda şiddet gören, ölüm tehdidi altında olan binlerce kadın delil yok, tanık yok denerek katillerinin önüne korumasızca bırakılıyor. Ayşe Arslan'ın başvurularından 5'i hakkında ise dava açılıyor ancak hiçbir caydırıcı karar çıkmıyor. Bakın, kanunumuz var. Meşhur 6.284 nolu yasa. Tedbir kararına uymayanlara 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası verilmesi gerek. Ama toplam 23 kez bu tedbir kararlarını ihlal ederek tehdit, hakaret ve saldırıda bulunan bu katil bir gün dahi zorlama hapis cezasına çarptırılmıyor. Cinayet gününe kadar elini kolunu sallayarak gezmesine göz yumuluyor. Değerli arkadaşlarım, kanunun öngördüğü hapis cezaları uygulanmayarak Ayşe Arslan'ın yalnız bırakılması Eskişehir ortasındaki bu katliamın önünü açmıştır. Ayşe Arslan'ın görünen katili bellidir. Ama onu bir türlü korumayan,
koruma sistemimiz de bu cinayetin ve daha yüzlerce benzerinin azmettiricisidir. Ama polis, ama savcı, ama hakim, ama şiddet önleme merkezi sorumlusu kim olursa olsun yetkililer 23 kez dile getirdiği isyanına gerçekten kulak verse Ayşe Arslan bugün yaşıyor olacaktı. Değerli arkadaşlarım, bu kanunların uygulanmaması meselesinin bir başka boyutu daha var. Mevcut hukuk sisteminin uygulayıcıları, yani polisi, savcısı, şönümdeki psikoloğu, hepsi toplumda mevcut ataerkil algıdan beslenmekte. Kadını ikinci sınıf vatandaş gibi gören toplumsal algıdan kurtulmadan, yasaların temelindeki eşitlikçi bakış açısını görmezden gelerek görev yapmaya çalışmakta. Bu yüzden bekar da olsa, evli de olsa, boşanmış da olsa kadını hakları olan ve korunması gereken bir birey olarak görmeyen anlayışla da mücadele etmemiz gerekir. Değerli milletvekilleri, konuşmama Ayşe Arslan'ın kendi sözleriyle son vereceğim. Bu vahşi saldırıdan kısa süre önce Eskişehir Aile Mahkemesi'ne el yazısıyla gönderdiği son suç duyurusu burada. Sözlerinizi tamamlayın. Tabii. Son suç duyurusu burada. Ölümünden sonra çantasında bulundu. Ailesinin izniyle ilk kez kamuoyu ile paylaşacak. Açalım sistemi. Bakın değerli arkadaşlarım, Ayşe Arslan diyor ki defalarca şikayet etmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım. Uzaklaştırmam olduğu halde benim bu Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz? Ben çok mağdurum diyor değerli arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlarım, Ayşe Arslan'ın bu sorusu hepimiz için geçerli. Ölümleri gerçekleşince mi yardım edeceğiz onlara? Toprağın altına koyunca mı koruyacağız onları? Ölmelerini beklemeyeceksek gelin bir komisyon kuralım. Bu vahşete birlikte dur diyelim. 23 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen Ayşe Arslan'ı göz göre göre ölüme götüren bu koruma sisteminin eksiklerini birlikte tespit edelim. Sonra da başka Ayşe'leri, Emine'leri, Gül Eda'ları, Şule'leri ölümden kurtaracak somut, uygulanabilir acil önlemleri birlikte alalım. Kadınları yaşatalım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Dervişoğlu, buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genç ziyaretçileri var. San Bernardino Lisesi son sınıf öğrencileri siyasi parti gruplarını ziyaret ederek bizimle görüş ve düşüncelerini, geleceğe dair umutlarını paylaştılar. Başkanlığınızın yüksek müsaadeleriyle de şu anda genel kurul salonumuzun izleyici sıralarında oturuyorlar. İYİ Parti grubu olarak bu genç kardeşlerimizi, Türkiye'nin geleceğinin aydınlık teminatı olan bu genç kardeşlerimizi sevgiyle selamlıyoruz efendim. Evet. Evet, evlatlarımıza biz de hoş geldiniz diyoruz Başkanlık Divanı olarak.